Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden faydalanarak hazırlanmıştır. Video sizin için faydalı olursa destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kalp damar sistemi ilaçları grubunda yer alan Dideral, 40 mg'lık 50 tablet içeren karton ambalajlarda sunulmaktadır. Dideral tabletin etken maddesi propranoldur. Dideral tablet nedir, ne için kullanılır? Dideral tablet, beta blokörler adı verilen ilaç grubuna dahildir. Dideral tablet etkisini vücudunuzda doğal olarak bulunan, kalbinizi ve kan damarlarınızı etkileyen bazı kimyasal maddelerin etkilerini durdurarak gösterir. Bu etki kalp atım sayısının azalmasına, kan basıncının düşmesine ve kalbinizin zorlanmasının azalmasına yol açar. Dideral tablet şu rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır. Önceden var olan bir böbrek hastalığı olmadan veya bilinen herhangi bir nedene bağlı olmayan yüksek tansiyon ve böbrek bozukluğuna bağlı yüksek tansiyonun kontrolü, kalbi besleyen damarların daralması, tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısının tedavisi, akut kalp krizi sonrasında uzun süreli koruma amacıyla, kalp atım bozukluklarının çoğunda kontrol amacıyla, migrenden korunmak için, önceden var olan bir böbrek hastalığı olmadan veya bilinen herhangi bir nedene bağlı olmayan titremenin tedavisinde, aşırı kaygı durumunu ve kaygıya bağlı olarak kalp atımının hızlanmasını kontrol altına almak için, tiroid hormonlarının aşırı salgılanması ve buna bağlı kriz durumunun tedavisine yardımcı olmak için, kalp kasının aşırı kalınlaşarak tıkayıcı bir hal almasına neden olan bir hastalığın tedavisinde ve böbrek üstü bezinde oluşan bir tümörün yol açtığı hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Dideral tablet nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız tavsiye edilir. Dideral tablet yetişkinlerde yüksek kan basıncı durumunda başlangıç dozu olarak günde 2 tablet kullanılır. Bir haftalık aralarla hastadan alınan cevaba göre doz arttırılabilir. Normal doz günde 4 ila 8 tablettir. Doktorunuz hastalığınızın durumuna göre günde kaç doz alacağınızı size söyleyecektir. Tabletler bir bardak dolusu su ile birlikte çiğnenmeden bütün olarak yutulmalıdır. İlaç aç karnına alındığında kandaki miktarlarındaki en yüksek değere 1 ila 4 saat içinde ulaşır. İlacın bir dozunu almayı unuttuysanız, unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Kullanmanız gerekenden fazla Dideral kullandıysanız, aşırı doz alınması durumunda tansiyon düşmesi, kalp atım sayısının azalması, kalp yetmezliği ve solunum güçlüğü görülebilir. Dideral tableti kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Eğer sizde kalp atım hızını yavaşlatan bazı bozukluklar varsa, kan basıncınız düşükse, ciddi kan dolaşımı problemleriniz varsa, diyabetiniz varsa, KOAH hastalığınız varsa, kalbinizdeki ciddi bir bozukluk yüzünden baygınlık ve bilinç kaybı yaşıyorsanız, uzun süre aç kaldıysanız, istirahat halindeyken göğsünüzde sıkışma ve ağrı hissediyorsanız, bu ilacı kullanmanız önerilmez. Bu ilacı hamilelik döneminde doktorunuza danışmadan kullanmayınız. Doktorunuz durumunuzu değerlendirerek ilacı kullanıp kullanmayacağınıza karar verecektir. İlaç emzirme döneminde de doktora danışmadan kullanılmamalıdır. Dideral tablet diğer bazı ilaçlarla etkileşime geçebilir. Bu nedenle Dideral kullanırken halihazırda kullandığınız diğer ilaçları doktorunuza mutlaka söyleyiniz. Dideral ilacını kullanırken alkol almaktan kaçınmalısınız. Alkol ilacın olası yan etkilerini daha da arttırmaktadır. Dideral kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkileri ise şunlardır. İlacın kullanımıyla yaygın olarak yorgunluk, uzuvlarda soğukluk, uyuma güçlüğü, yavaş veya düzensiz kalp atışı, el ve ayak parmaklarındaki kılcal damarlarda dolaşım bozukluğu ve kabuslar görülebilir. Yaygın olmamakla birlikte bulantı, kusma ve ishal görülebilir. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.